Merhaba arkadaşlar, beylikten devlete Osmanlı medeniyetini gelin birlikte inceleyelim. Gerçekten önemli bir konu. Tarihin önemli konularından bir tanesini öğreneceğiz. Ama tabii ki burada hiç de endişelenmemize gerek yok. Belli başlıklara ayırdık. Anadolu'nun kandilleri, Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf. Askeri deyince böyle eline silahla savaşan askerleri anlamayın. Burada yöneticilerden bahsediyoruz. Bir askeriler var, yöneticiler. Yani vergi vermeyenler. Bir de reaya dediğimiz halk. Yani ben mesela sıradan insanlar. Yani böyle vergi veriyor. Başka şansı yok. Halk kültürü ve kitabi kültüre bakacağız. Fethiyle gelen dönüşümü göreceğiz. Bu dört başlık Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarında öğrencilerin bilmesini istediği kazanımlar ileride üniversite sınavlarında da karşımıza çıkacak. Dolayısıyla gelin hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Şimdi Anadolu'nun kandilleri deyince öncelikle tasavvufun ne olduğunu bilmemiz lazım. Hocam tasavvuf nedir? Tasavvuf, Kur'an ve sünneti kalbi derinlikle hissedip ihlas, takva, muhabbet, marifet ve aşk içinde hayatına tatbik edebilmektedir. Ne olduğunu anladınız mı? Anlamadınız değil mi? Yani birçoğumuzu karıştırdı. Ne olduğunu anlatayım size. Şöyle. Şimdi birincisi tasavvuf iyi insan olmak demek. Ahlaklı insan olmak demek. Allah'ı çok sevmek demek. Allah'ı seven bir insan bir kere Kur'an'ı bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız. Sünneti bilmesi lazım. Yani Hazreti Muhammed'in edep, ahlak, anlayışını bilmesi lazım. Ve kalbi derinlikle hissedip yani onu sadece böyle ya cennete gideyim diye değil de veyahut da iyi insanlar bana bakarsa namaz kılıyor diye değil de gerçekten samimi bir şekilde, düzgün bir şekilde, sevgiyle, ilgiyle yapabilmesine tasavvuf diyoruz. Tasavvufçular genellikle böyle Allah aşkıyla yandıkları için böyle dünya malı, aman evleneyim, aman yazlık alayım, aman ev alayım, aman işte telefonumu yenileyim, öyle şeyleri yoktur. Böyle genellikle tam bir teslimiyet içerisindedirler ve iyi insandırlar, iyi insan olmaya çalışırlar. Ama bazıları zamanla değişebiliyor. Çünkü tasavvufçular iyi insan olduğu için herkes onlara yardım ediyor. Al abi sana yardım, 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 yardım. Sen iyi insansın, insanları iyi yola götürüyorsun, yardım ediyor. Bazıları da o yardımlarla gözü yani kafası karışabiliyor veyahut da bazı uyanık kimseler de ben tasavvufçu gözükeyim, yardım toplayayım diyebiliyor. Dolayısıyla buraya dikkat etmeniz lazım. Tasavvufçu iyi insan, ahlaklı insan olmak demek. Mesela kim hocam tasavvufçu? Mevlana, mükemmel bir insan. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayram Veli veya kimleri söyleyebiliriz başka? Ahmet Yesevi ki onların üstadı. Yani dolayısıyla tasavvufçular böyle insanlar. Ve bu insanlar kendilerini tamamen Allah'a teslim ediyorlar. Yani şöyle düşünün, bir havuz düşünün. Havuzun yanında bir tane buz parçası düşünün, buz parçası. Bu buz parçası erir gider güneşte ama kendini havuza atarsa ne olur? Havuzun içinde artık sonsuzluğa ulaşıyor. Niye? Tamamen kendisini havuzun içine atmış oluyor. İşte tasavvufçular da ben buyum, ben şu hocayım, ben bu hocayım, ben çok başarılıyım. Ben mesela öyle yapıyorum maalesef. Ama kendimi tamamen Allah sevgisine teslim etsem ben şuyum, ben buyum dememeye başlıyorum. Ve tamamen iyi bir insan olarak insanlara iyilik yapmaya çalışır şekilde hareket ediyoruz. Şimdi Anadolu mu o işi yapan demek. Tasavvuf, tasavvufçu, tasavvufun ne olduğunu öğrendik. Mutasavvuf da o işi yapan demek. Mesela ders, müderris. Ezan, müezzin. İşte ne bileyim, ilim, muallim. Hesap, muhasebe. Mu o işi yapan demek. İslam'ın bayraktarlarını yapıyorlar. Türk diline sahip çıkıyorlar. Halka moral ve ümit veriyorlar. Tasavvufun en fazla yükseldiği dönem de 13. yüzyıl. O dönemde böyle Moğol baskısı var. Anadolu'ya inanılmaz saldırmış böyle Moğollar. İnsanlar böyle bir arayış içerisinde. Ya yalan dünya ne olacak biz eyvahlar olsun diyor yani. Birazcık böyle sıkıntıdalar. Tasavvufçular diyor ki zaten kendinizi sevin, insan olun ve aynı zamanda Allah'ı sevin, Allah'a teslim olun diyorlar. Burada şöyle bir şey daha var, dikkat edin. Tasavvufçular insanları insan olduğu için sever. Ya sen Müslümansın diye sevmez. Ya sen Müslümansın, Türksün, kaliteli bir insansın. O yüzden seni seviyor. Hayır, hayır. İnsanı insan olduğu için severler. Ne olursan ol gel der Mevlana. Veyahut da Yunus Emre yaratılanı severim, yaradandan ötürü der yani. Ben yaratılan her şeyi seviyorum. Niye? Çünkü onu Allah yarattı der. Dolayısıyla böyle hümanizmin de öncüleri. Sonradan Avrupalılar bu adamları anlıyorlar diyorlar ki what the hell is going on? Yani adamlara bak ya ta 13. yüzyılda insan sevgisini artırmış diyor. Peki kim bunlar? Şimdi tasavvufun ne olduğunu öğrendik. Genel anlamda tanımını bir kez daha söyleyelim. Az önceki tanım biraz karışıktı. Kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması, insan, hayvan, kedi, köpek hiç fark etmez. İnsanın dünyalık menfaatlerden para, para, para ve nefsinden uzaklaşarak of, of, of Allah'ın varlığıyla yetinmesi. Moğol Egemenliği döneminde daha fazla ön plana çıkacak. Şimdi Ahmet Yesevi bu ilk Türk mutasavvuf yani ilk defa tasavvufla uğraşan kişi. Karahanlar döneminde şair aynı zamanda Yesevilik tarikatının kurucusu. Divan Hikmet adlı bir eser var. İçinde Hikmet adını verdiği şiirler var. Türbesi UNESCO tarihi eserler arasında alınıyor. Bak diyor ki akıllı ve uyanık bir kimse isen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emrine altına almış demektir. Bundan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz diyor Ahmet Yesevi. Yine başka bir tarafa baktığımızda Mevlana'yı görüyoruz. Yine mutasavvıf, düşünür ve şair. Mevlevilik tarikatının oğlu tarafından kurulacak. Eserleri var Farsça.
Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat fi Mafi, Mecal-i Seba gibi eserleri var. Dünya Mevlana yılı ilan ediliyor 2007 yılında. Ne olursan ol gel diyor yani. Ne olursan ol gel. Yine bakalım Yunus Emre'ye baktığımızda bu yine Türk edebiyatının ve Türk tasavvufunun en büyüklerinden. En büyük şairi. İnsana ait konular işlemesi yönüyle evrensel. Yani tüm insanlığı seviyor. Arap, Türk, Sırp, ne bileyim İngiliz, Fransız fark etmez. Evrensel bir sevgisi var. Allah aşkıyla yanıyor. Ölüm, varlık, tasavvuf sevgi konuları işliyor. Risalet-i Nusi adlı eseri de önemli. Bak hiç hata yapmayan insan, okuyamıyorum bile bak hata yaptım. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktadır diyor Yunus Emre. Yine Hacı Bektaş Veli'ye bakıyoruz. O da ünlü mütesavvıflardan Bektaşilik tarikatında. Yani Bektaşi demek böyle Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu bir tarikat. Hazreti Ali'yi çok seviyorlar. Tabii ki onlar da yine Allah'a inanıyor. Hazreti Muhammed'e inanıyorlar. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Ama Hazreti Ali'ye yapılan haksızlıklar oluyor biliyorsunuz. Bu İslam tarihinde böyle bir karışıklık, ayrılıklar var. O dönemde yapılan haksızlıklardan dolayı Hazreti Ali'ye karşı ayrı önemli bir muhabbetleri var. Kurduğu tarikat Yeniçeriler üzerine etkili. Eserlerinden bilhassa makalatı bilmemiz lazım. Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise terk et. Gerçekten çok güzel bir açıklama yapmış Hacı Bektaş Veli. Hacı Bayram Veli Ankara ve çevresinde yaşamış önemli mutsavvıf. Bayramelik tarikatı. Eserleri yine Kitab-ül Fevâid, Şer-i Besmele. Bunları ezbere bilmenize gerek yok. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Dedikodudan uzak durun diyor yani. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete ihanet yani hıyanet size çirkin bir harekettir diyor. Adam sana bir sırrını söylüyor, sen gidip onu anlatıyorsun. Ne kadar ayıp bir şey. Yani sana parasını veriyor, gidip bu parayı harcıyorsun gibi bir şey. Ahi Evren'e baktığımızda yine Anadolu Sufilerinden esnaf örgücüsü. Esnaf ne demek? Bakkal, kasap, manav falan filan. Onların örgücüsü, yani onları beraber bir araya getiriyor. Örgücü derken, haydi böyle illüminat falan değil yani. Adamlar birbirlerini denetliyorlar. Beraber nasıl iyi mal satabiliriz, nasıl insanlara temiz, güzel mal satabiliriz, ucuza mal satabiliriz. Ve aynı zamanda akşamlarda oturup dua ediyorlar. Böyle Allah'ım bize rızık verdin diye. İyi insanlar yani. Tefsir, Kur'an'ın tercümesi, hadis, Hazreti Muhammed'in sözleri, kelam, fıkıh, dini kurallar, tasavvuf kitapları yazıyor. Bu eserlerini bilmenize yine gerek yok. Bak ne diyor? Harama bakma. Haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Bak ses bile gitti. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tam etme. Çok böyle sevgi gösterme. Yanlış ölçme. Esnafa söylüyor hani bunlar hep bakkal, manav, kasap, berber ya. Eksik tartma. Kuvvetli üstün durumdayken affetmesini, hiddetliyken yumuşak davranmasını bil ve kendi muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Yani hep bir sevgi, hep bir ahlak, hep bir iyilik var. Şimdi geldik Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa. Askeri deyince aklımıza silahlı adamlar gelmedi. Ne diyorduk? Yöneticiler yani. Bir halk var. Biz, köylü, öğretmen, işte ne bileyim böyle normal insanlar. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Osmanlı'da müderrisler de askeri sınıfa giriyor. Eğitimciler de askeri sınıfa giriyor. O yüzden ben şimdi burada birazcık böbürlenmek istiyorum izin verirseniz. Bakın şaka tabii. Şimdi kılıç ehli seyfiye dediğimiz kim? Sadrazam yani başbakan. Vizir yani bakanlar. Beylerbeyi yani büyükşehir belediye başkanları gibi düşünün mesela. Sancakbeyi. Kapıkulu askerleri yani tımarlı sipahiler. Kapıkulu askerleri yani yeniçeriler. Tımarlı sipahiler yani kendilerine maaş yerine toprak verilen askerler. Ve subaşılar yani ordu komutanları. Kalemiye ise bak Seyfullah Allah'ın kılıcı demek. Mesela Hazreti Ali'ye Seyfullah diyorlar. Seyfiye de kılıç ehli. Yani bunlar biraz daha böyle direkt yönetici yani. Direkt başbakan gibi adamlar, bakan gibi adamlar. Bunlar ise kalem ehli yani kalem kullanıyorlar. Mesela nişancı böyle şey yapıyor nedir onun adı? Padişahın yerine imza atıyor. Defterdar, maliyeyi takip ediyor. Reisül Kitap, Dışişleri Bakanı gibi bürokratlar. Bunların hepsi medresede eğitim almışlar. Bunlar ise en derunda yani padişaha en yakın, en derin okulda yetişen insanlar. İlim ehline baktığımızda ise bunlar direkt ilimle. Yani en büyük ilimle tabii ki Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve diğer pozitif ilimler. Onları yapan adamlar. Şeyhül İslam yani Diyanet İşleri Başkanı. Kadı yani hakim. Müderris yani teacher yani öğretmen yani hoca. Ve tabii ki üst böyle üniversitelerde gibi medreselerde hocalar. Kazasker de yine Adalet Bakanı. Devletin yargı, yönetim, eğitim ve şehir hizmetlerini takip ediyor bunlardan. Osmanlı'da ilim ve ilmiye sınıfına baktığımızda Osman Bey ilk kadıları tayin ediyor, ilk hakimleri. Orhan Bey medrese kuruyor. Böylece yargı ve eğitimin kurumsallaştığını görüyoruz. İlmiye sınıfının görevleri. Eğitim ve öğretimi sürdürüyorlar. İdari ve adli hizmetleri görüyorlar. Sosyal, idari ve askeri, askeri konularda dini görüşünü açıklıyorlar. Yani ilmiye kimdi? Diyanet İşleri Başkanı ve hakimlerdi, kadılardı. Bu görevleri sırasıyla müderris, kadı ve müftü gerçekleştirir. Mesela bir düşmana saldıracak, acaba saldıralım mı, saldırmayalım mı diye padişah düşünce de soruyor Kur'an. Mesela Yıldırım Beyazıt döneminden ilginç bir olay anlatayım size.
Biliyorsunuz Osmanlı ilk kurulduğu dönemde hep Bizans'a saldırıyor. Hiç gidip de Türklere saldırmıyor, beyliklere saldırmıyor. Sonra Bizans'a saldıra saldıra büyüyor falan ama arkadan Karamanoğulları Osmanlı'nın kuyusunu kazıyor. Biz hep bu tarafa doğru saldırıyoruz Söğüt'ten. Arkada Türkler var. Buralarda hep Türkler var. Tamam, Türklerin olduğu yerlerdekilere biz saldırmıyoruz. Şimdi hem Türk hem Müslümanlar. Bu tarafta kimler var? Bu tarafta Hristiyanlar var. Ameno, Toryameciler var. Biz de bu tarafa doğru saldırıyoruz. Ama sonradan Yıldırım Beyazıt diyor ki ya biz buraya saldırdığımız zaman bizi arkamızdan vuran bazı Türk beylikleri var. Türkler, Müslümanlar ama sıkıntı. Ne yapabiliriz diyor. Müftüye soruyor, kadıya soruyor, müderrislere soruyor, Şeyhülislam'a soruyor ve onlar diyorlar ki padişahım saldırabilirsiniz. Çünkü gaza yapmanızı yani kafirlerle savaşmanızı engelleyenlerle savaş yapmak da mani gazayı gaza ekberdi. Yani onlarla yapacağınız gaza yapmanızı mani olanlarla yapacağınız gaza da önemli bir gazadır. Büyük bir gazadır diyor. Çünkü sen bununla durdurmazsan kafirle savaşamıyorsun diyor. Dolayısıyla o da onlardan aldığı şeyle fetva ile dini bildiriyle ya Allah bismillah deyip Karamanoğulları'na da saldırıyor. İlmiye'nin görevlerine müderris, üniversite profesörleri, danışmentler, softalar, suhteler. Kadılara baktığımızda padişah atıyor, adaleti sağlıyor ve aynı zamanda oranın valisi gibi müftü fetva veriyor. İşte şunu yapabilirsiniz diyor Kur'an'a göre. Din hükümleri yorumlar, devlet işlerine karışmaz. Müderris benden beden derslerini sabah ilk 2 saate koymuş diye öğrenciler tabii o dönemde kendilerini aralarında şakalaşıyorlar. Medrese nedir? Üniversite yani Harvard. Tefsir, hadis, kelam, fıkıh yani Kur'an'ın tercümesi, peygamberimizin sözleri, kelam yani İslami terimler, fıkıh yani İslami ilimler, işte nasıl abdest alınır, hacca nasıl gidilir, matematik, astronomi, fizik, mantık, felsefe gibi akli ilimlerin okuduğu yerler. Hem İslami ilimler var, dini ilimler hem de pozitif ilimler de var. İlk medrese Orhan Gazi zamanında Müderrisi Davud adıyla İznik'te. Müderrisi Davud-u Kayseri. Bak, müderrisi yani hocası Davud-u Kayseri kurulduğu yerde İznik. Ünlü Osmanlı medreseleri Sahn-ı Seman ve Süleymaniye. Fatih Sultan Mehmet zamanında Sahn-ı Semanlar açılacak ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Süleymaniye Medresesi açılacak. Tekke nedir? Tekke halkını din eğitimi ve sohbet verilen mensuplarının da yani oraya katılanların da böyle nefislerini terbiye etti. Ya yani böyle insan azgın bir varlık yani. Böyle hemen bol para kazanayım, işte şunu yapayım, bunu seveyim, bunu göreyim, bununla işte takılayım, bununla para harcayayım diyen böyle azgın bir varlık insan. Tekkeciler de tasavvufçular diyorlar ki ya biz böyle sürekli dünya malı biraz daha para kazanayım, biraz daha böyle yapayım dersem sapıtırım ben. O zaman ben tekkeye gidiyor Allah 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 diye dua ediyor. Tekkenin small küçüğüne de zaviye deniyor. Junior tekke yani zaviye. Buralarda insanlar böyle dua ediyorlar. Allah'a teslim olmaya çalışıyorlar. Allah'ım bizi kötülüklerden koru. Bu dünya yalan diyorlar. Ve tabii sonradan diyeceksiniz ki hocam Atatürk zamanında niye tekke ve zaviyeler kapatılıyor? Madem bu kadar güzel yerlermiş. Bunlar bazıları yozlaşıyor, bozulabiliyor. Topluma zararlı hale gelebiliyor. Yani bazı kurumlar zamanla bozulabiliyor. Atatürk sonradan diyor ki bunları kapatmamız lazım. Çünkü bunların içerisinde bazı kötü niyetli kurulanlar var diyor. Türk dünyasının önemli bilim insanlarına baktığımızda Akşemseddin var. Fatih'in hocası. Mikroptan ilk o bahsedecek. Ali Koçu var. Ulubey'den ve matematik ilgili bilim dersleri almış. Önemli bir matematikçi. İstanbul'un enlem ve boylamını biliyor. Enlem neydi hocam? Şöyle enle. Boylamlarda meridyenler hatırlarsanız. Ayasofya'nın hocası. Fethiye ve Muhammediye adlı eserleri var. Ayın bir yüzüne onun adı veriliyor. Ulubey de Timur'un torunu. Semerkant Medresesi ve Rasathanesi'ni kuruyor. Halk kültürü ve kitabı kültüre bakalım. Şimdi Osmanlı edebiyat ürünleri yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Halk kültürü dediğimiz esasında sözlüler. Kitabı kültür dediğimizde yazılılar. Yazılı kültürün aktarılmasında fermanlar yani padişahın emirleri, beratlar, padişahın yine bu da, ahitnameler, sözleşmeler gibi devlet yayınlarıyla telif veya tercüme kitap, risale ve minyatürler kullanılıyor. Başkent ve sarayda gelişiyor çünkü padişahlar kitap topluyor. Sözlü kültür ise halk arasında masallar, küçük hikayeler, menkıbeler, fıkralar, eski Türk kültüründen gelen unsurlar, İran annelerini ve Hint hikayelerini burada görüyoruz. Nedim'in türküleri veyahut da Nedim'in işte şarkıları, meddah geleneğinde yazılan tiyatrolar, aşık ve saz şairlerinin eserleri. Sözlü edebiyat dönemi bitiyor. Şimdi bütün destanları falan yazıya geçirmemiz lazım. Ah ya keşke dinlerken not alsaydık be diye espri yapmışız burada. Osmanlı ilk kütüphane 1. Murat zamanında Fatih saray kütüphaneleri, külliye, cami ve medreseler çok sayıda kütüphane kuruyor. Yavuz Kudüs Şam'daki kültür ve sanat eserlerini İstanbul'a getirtiyor. Yavuz Sultan Selim tabii ki. Kanuni de Macar kralı Matias Corvinus'a ait kitapları İstanbul'a getirtiyor. 2. Murat'ın kültürel faaliyetlerine baktığımızda ise Fatih'in babası bu. Milli kültür hareketine öncülük edecek. Madeni paralara kayı damgası basacak. Kayı boyunu damgasını basacak. Aşık Paşa Garibname'yi bu dönemde yazacak. Yabancı eserleri Türkçe'ye tercüme ettirecek. Ve dini, edebi, ahlakı, tıbbi eserleriyle siyasetnameler yani devlet yönetimiyle alakalı kitaplar, menakıbnameler, dini küçük hikayeler, musiki, müzik, sözlük ve asker gibi alanlarda eserler verdirecek.
Bazı padişahlar da aynı zamanda şiir yazıyor. Ya adam padişah ama şiir yazıyor. Düşün. Tabii ki başka bir mahlas kullanıyor. İkinci Murat Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni, Beyazıt Adli, Yavuz Sultan Selim Selimi, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıyla şiirler yazabiliyorlar. Bak mesela Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiire bak. Ağlasa derde derunum, çeşmi giryanım sana, aşikar olurdu Galip Razı Pinhanım sana. Demek istiyor ki yani içimdeki dertleriyle yaş dolu gözlerim senin için ağlayacak olsa gizli sırlarım galip gelir ve sana aşikar olurdu diyor. Gerçekten çok duygusal. Sen İstanbul'u fethet, koskoca padişah ama aynı zamanda bu kadar da duygusal, güzel şeyler yazabilir. Tabi bunlar daha çok dini içerikler. Yani buradaki sevgi sıradan bir sevgiliye değil, Allah sevgisi. Ona dikkat etmemiz lazım. Yavuz Sultan Selim'e baktığımızda ise sanma şahım, herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur, yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Diyor ki yani, şahım sen herkesi kendine sadık dost sanma. Sen herkesi dost sanma, belki o düşmanın olur. Belki o kişi alemlerde sözü geçen olur, dost olur, düşman olur. Sözü geçen olur, hükümdar olur diye bir uyarı şeklinde yazmış. Kanuni Sultan Süleyman da yine Muhibbi mahlasını kullanan, halkın gözünde devlet gibi değerli bir şey yok demiş. Herkes Allah devletimiz olsun, çok büyük topraklara sahip olsun diyor. Halbuki diyor, şu dünyada bir nefes saat gibi devlet yani güç olamaz diyor yani. En değerli şey sağlık diyor. Tüm dünya senin ama hastasın. Yalan. Yani düşünsene, koskoca padişahsın, tüm dünya senin ama hastasın. Sen ise, yani şu anda sana bahsediyorum, videoyu izleyen arkadaşımıza söylüyorum. Sağlıklısın. Hanginiz daha güçlüsünüz? Gelelim son konumuza, artık fethiyle gelen dönüşüm. Türk şehir modeli. Belli bir merkezin etrafında gelişiyor. Cami, aşevi yani yemekhane, hamam, şifane yani hastane, sarayda konak. Önce buralara camiyi koyuyorsun. Sonra etrafında saray ya da konak. Ardından A mahallesi, ardından B mahallesi. Böyle yuvarlak bir şekilde gelişiyor. Şenlendirme anlayışı içinde. Yani yeni yeni evler, yeni yeni şeyler yapılması şekilde. En başta bir cami yapıyorsun. Sonra etrafında böyle genişliyor. Osmanlı'daki el sanatlarına baktığımızda dokumacılık var. Bursa dokumalarıyla ünlü. İpek kumaşlarını çok iyi yapıyor. Çin bile Bursa'dan kumaş satın alıyor. Fransa'dan da heyetler Bursalılar nasıl yapıyorlar bu işi diye öğrenmeye geliyor. Çünkü Bursa gerçekten tekstilde çok iyi. Ahşap işlemeciliğinde yine sedef kaplamalı olarak geometrik yıldız motifleri var. Birinci Ahmet'in sedef kaplamalı firuze, yakut üzümlü taşlarıyla süslü tahtı da meşhur. Yine Çinicilik İznik ve Kütahya'dan sonra Bursa, Edirne ve İstanbul'da önemli Çin merkezleri var. Hala da öyle. 15 ve 16. yüzyıllarda Çin ile mimari kaynaşıyor. Hat dediğimiz ise nedir? Böyle Arapça yazı yaz bakın. Ben de bir ara eğitimini almışım. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle biz yazalım, tamam mı? Şöyle mi. Şimdi buraya ben Arapça Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üniversite böyle şeylerin eğitimini verebiliyorlar. Şöyle bak, şöyle yapıyorsun. Evet, gördüğünüz gibi şu anda resmen. İnşallah kötü yazmam. Evet. 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 Böyle bu tarz şeyler yapmaya hat sanatı, güzel yazı sanatı. Yazana hattat deniyor. Batı etkisinden kalmayan tek edebi sanat. Osmanlı toplumunda askeri ve riayet artık son kez söylüyorum ve artık videomuzu bitiriyoruz. Tabii ki burası önemli. Burası son tekrar, burası en önemli kısım. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Ama onun öncesinde size bir şey söylemek lazım. Evet, şimdi sıfırdan ona tarih ve tak tarih kitabından size nasıl çalışacağınızı söylemem lazım. Yani ikinci dönem konularınızı bilmeniz lazım. Sıfırdan ona tarih kitabını arkadaşlar biliyorsunuz başta hem kavramları veriyoruz. Sonrasında da değerler eğitimiyle beraber sol tarafta bak az önce öğrendiğimiz konu Anadolu'nun kandilleri. Ahmet Yesevi, Mevlana, Celaleddin, Hacı Bektaş, Veli, askeri sınıf, Seyfiye, İlmiye, Kalemiye, bilim, Akşemseddin Ali Kuşçu, Ulu Bey, yine halk kültürü ve kitabi kültür. Üçüncü Murat, ikinci Murat dönemi kültürel gelişmeleri, şiirin sultanları, fethiyle gelen dönüşüm, Osmanlı sanatı bunların hepsini yani bu dördüncü üniteyi sizlere mükemmel bir şekilde anlattık. Aynı zamanda burada bunların soruları olduğu gibi tak tarihten de ödev vermek istiyorum size bu konuyla alakalı. Hemen dördüncü ünitenin ödevini veriyorum. Bakın burada kazanımlarımız var. Sayfa 83'ten buradan alıyorum. Bakın bu hat sanatıyla alakalı görüntüler yine. Sayfa Muhibbi az önce anlattığımız konu. Buradaki yazılıyı da çözmeni istiyorum 101. sayfada. 83'ten sayfa 102'ye kadar ki soruları da çözüp sınavlardan en iyi notları almanızı istiyoruz. Şimdi şunu da son kez özetleyelim ve bitirelim. Burası en önemli kısım olduğu için. Bakın Osmanlı temelinde iki kısım ayrılıyor arkadaşlar. Askeriler yani yöneticiler ve yönetilenler yani reaya. Yönetilenler kimler? Köylüler var. Osmanlı nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyor. Tüccar ve esnaf var. Reaya'nın önemli gruplarından biri yani halkın önemli gruplarından biri. Bir de konar göçerler var. Bunlar göçebe. Şu maviyle gösterdiklerimiz halk. Bunlar vergi veriyor. Yani reaya. Ne iş yapıyor? Reaya'yım ben abi. Köylüyüm, esnafım, tüccarım, konar göçerim.
Diğer taraf ise askeriyim ben. Asker değil. Yöneticiyim. Yani vergi vermem. Kimler vergi vermiyor? Ben Diyanet İşleri Başkanıyım. Ben Adalet Bakanıyım. Ben hakimim. Ben müftüyüm, yani imamların başıyım. Ben müderrisim, yani öğretmenim, hocayım. Ya da kalemiye sınıfındaysam ben Maliye Bakanıyım. Ben bürokrasinin başıyım. Ben Dışişleri Bakanıyım. Veyahut da divanla çalışan birisiysem ben yine askeri sınıfta oluyorum. Bir de seyfiye var. Seyfiye de başbakan, bakanlar, beyler beyleri. Yani tabii bunlara başbakan diyor ama burada sadrazam yazıyor, vezir yazıyor. Ve sancak beyleri, tımarlı sipahiler var. Tımarlı sipahi neydi hocam? Tımarlı sipahi maaş yerine toprak alan askerdi. Hatırlarsanız bunu da şöyle gösterelim. İki tür asker vardı. Şimdi Osmanlı ordu diyorum, bakın Osmanlı ordusu ordu. Temelini anlatıyorum tabii. Bir yeniçeriler vardı. Bunlara biz kapı kulu diyorduk. Kapı kulu. Niye bunlar kapı kuluydu? Çünkü kapıda kul oluyorlardı bunlar. Bunlar evlenemiyordu. Bunların Türk değillerdi, devşirmelerdi. Bunlar devşirme, yani küçük yaşta yetiştirilmek üzere alınan kapıda kul olmuş askerlerdi. Bir de kimler vardı? Tımarlı sipahiler. Sipahiler yani. Tımarlı sipahiler dediğimizde dirilik sistemine göre hareket ediyorlardı. Bunlara maaş yerine toprak veriliyordu. Bunlar Türktü. Bunlar evlenebiliyordu. Herhangi bir meslekte çalışabiliyorlardı. Bunlara bakın. Bunlara para veriliyor. Hemen şöyle TL işaret yapıyorum. Bunlara ise toprak veriliyor. Maaş karşı toprak veriyor. Bunlar o topraktan tarımsal üretim yapıyorlar. O topraktan kazandıkları gelirlerle asker yetiştiriyorlar. Hem oradaki üretimin sürekliliğini sağlıyorlar hem de oranın güvenliğini sağlıyorlar. Bu ise kapıda kul. Direkt padişahın İstanbul'da padişahı koruyorlar diyorduk. O zaman burası anlaşıldı. Burası maviler reaya, bu taraf ise yöneticiler diyoruz. O zaman ödevlerinize verdik. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden tarihin büyülü dünyasında görüşmek üzere diyorum.